Bak burada gör. Bayanlar baylar güzel bir alışveriş gününden herkese merhaba. Ve alışveriş yüksek bir tempoyla başladı. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz. Şık bir perdeleme. Merve Trenchcoat'a doğru gidiyor. Aldı. Onu da aldı. Derken Merve iyi yükseldi. Ayakkabıları aldı ve son saniye. atışı. Sevgiliyle gidilen alışverişi eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Bilyoner. Maçın eğlencesi milyonere girdiğin an başlar. Banko Futbol'a hoş geldiniz. Bilyoner ekranlarında yeni stüdyomuzda Orhan'la tekrar buluştuk. Geçen hafta Orhan benim yokluğumda tek başına sağ olsun 15 dakikada hap gibi program yaptı. Tahminlerimizi paylaştık ama Orhan'ınki fena değildi. Değil mi Orhan? Yani bir birkaç Bundesliga'dan patladık. Diğerleri iyiydi de. Bundesliga'da da ara sonrasında değil mi? Uzun bir aradan sonra tekrar maç yani oynanmaya Köln'e geçti Sürprizler onu tutmasını vardı. bekliyordum. Augsburg'da var kızan ama şeyleri tabii Boniface'in yokluğu. Giden oyuncular. 4 ay mı yok şimdi Boniface? Ameliyat ya. vesaire. Bayağı uzun bir süre yokmuş. Yani bakalım yeni ama stüdyoda şimdi ama Süper programı. Evet, Süper Lig'de ya yani Rize'yi de atıyorum Samsun'u da hepsini aşağı yukarı güzel güzel Beşiktaş söyledik. Beşiktaş'ın oranı iyiydi Beşiktaş'ın oranı hem bir zaten. hem üst. Evet, şimdi yeni stüdyoda bu haftaki programa dikkat edin diyorum ben. O kadar benim bazı haftalarım var biliyorsun Orhan. İyi çalışıp gelirim. ya. Yani. Hele bir de aradan. Öyle bir hafta mı? Olan. Tabii tabii öyle bir hafta. Oo. Zaten dikkat edersen çok hafta... maç olmasına rağmen ben sadece bir tane kupon yaptım. Burada ne diyorum biliyor musun? Ben hedefe yöneldim, seçtim, eledim. Onları koydum programın sonunda zaten. Bu hafta sendeyiz. İzleyenlerimiz de görecek. Başlayalım o zaman. La Liga'da bu akşam bir tane maç var. Saat 23'te Alaves-Kadiz mücadelesi. Alaves'in oranı çok ciddi anlamda düşüyor. Bu uyarıyı yaparak başlayayım. 1.54'e inmiş durumda şu anda. Ki ben dün gece baktığımda 1.70'lerden açıldı oran. Sabah baktığımda 1.60'lardaydı. Şu anda 1.54'e inmiş durumda. Yani bunda tabi Kadiz'in son haftalardaki çok kötü performansı bence başlıca 8, etken. 9 baştır kazanamıyor Kadiz hiçbir öyle. yerde. Öyle hani bu Bilbao'yu saymasak, Sevilla yendi deplasma. Yani iyi üst üste iki galibiyet. Kali Şeyde Kadiz'e kırmızı kart cezalıları var. İşte Roger Marti biliyorsun en sevdiğim santraforlardan biridir. Onun bacağı kırıldı. O zaten yok. Yani Alaves kazanabilir ama ben 1.54'ü çok tehlikeli buluyorum. Ben bu maça girmeyin diyorum. 2-3 gol belki işte çok oynamak isteyenler için önerebileceğim bir şey ama çok benim içmesine maçlardan biri değil. O zaman yani, süperlikle Süper Lig'de devam edeyim. Yarım Yarın evet, saat 13.30'da Kasımpaşa Hatay maçıyla perdeyi açıyoruz. Ne diyorsun? İkisi de reaksiyon verecek. İşte Erce kardeşlerin maç sonu demecine de baktım hani o bir bir yedikten sonra. Uzun zamandır çok istiyorlar, kazanmak istiyorlar. Kasımpaşa da kupada da eğlendiler, şeyde de öyle aynı şekilde. Bir reaksiyon verecekler. O yüzden birincisi karşılık gol var. Bence iki takımda bir gol atar. Ama Kasımpaşa'da tabii problem, savunmada 16-17 yaşında gençler oynatıyorlar. Yani e, bilmiyorum şey geliyor mu, Sadıkgil dönüyor mu? E, arkadaşlar bu tarz şey, bazen maç hazırlıyorum ben mesela. Hı -hı. Anadolu takımından bir bilgi bulmak kadar zor bir şey yok yani. Değil mi? Kim oynayacak, sakatlık durumu nedir, ne değildir? Yani o kadar böyle şey ki yoklarmış gibi sanki yani basında, medyada. Ya şeyde şu anda şüpheli görünüyor. İşte Omero zaten milli takıma gitti. Aynen öyle. Ya savunmada bayağı ciddi problem var. O yüzden e, birincisi burada direkt 1.43 üst en mantıklısı. Benim biraz da bakış açım biraz sanki Kasımpaşa'nın yani bir derdim eğer taraf bahsede girecek olsam. Ama Hatay'da bir reaksiyon verebilir. Erce kardeşler yok, sol yok orada da. Çok Napoli'den kulağım yok. Kartçı sağlısı değil mi ikisi de? Ben o yüzden e, Kasımpaşa derim ama garanti 1-43. Çünkü stoperler savunmalara böyle sıkıntılı. Ben Kasımpaşa'nın maçlarında oran biliyorsun. Genelde 2.5 gol üstüne gidiyorum. Hele iç sahada oynuyorsa Kasımpaşa. Deplasman'da bazen biliyorsun hani Selep dersin ya o ilk gol olmazsa maç öyle 6 ancak öyle gidebiliyor. Bu kadar eksik varken savunma tarafında özellikle hatayım ben Hafta içinde kupa maçını seyrettim. Yani o gol patlamasını orada yaptılar. Bu bir moral oldu bence. Dolayısıyla 2,5 gol üstü 1,43 güzel. Hatta ben daha fazla gol olabileceğini bile düşünüyorum. Yani risk almak isteyenler ilk yarıda 2 golü de deneyebilir. Ama garantiye gidenler bence 1,43 yeterli olur. Alanya Rize maçıyla devam edelim o zaman. Karşılıklı gol var ve beraberlik diyorum. Beraberlik mi? Beraberlik ihtimali çok kuvvetli. Ben ama bir tık daha Alanya tarafındayım. Oran Alanya Spor'un yani kendi evinde bu maçı kazanması gerekir diye düşünüyorum. Kuponu alma cesaretini gösteremedim. Zor maç ama. Kara Gümrük Başakşehir. Bak bunda mesela güzel oranlar var. Evet, benim burada kupon aldığım bir maç var. Ben bazen bak kaç haftadır Başakşehir üst 1.70'ten söylüyorum burada. Üst üste. Çünkü bir takım kimlik değiştiriyor. Algılanması biraz geç oluyor. Onu e, oranlardan, oranları verenlerden daha önce algılamak gerekiyor. <laughs> Doğru. Milan için de aynı şeyi söylemiştik geçen hafta hatırlıyorsan. Normalde Milan uzun uzun zaman önce hep bir alt takımıydı. Atletico Madrid bu sene keza öyle. Aynı şekilde. Ben mesela bu hafta da Milan'a verdim. Bu hafta da yine Başakşehir'e verdim. Yine Karagümrük de çok transfer yaptı. Berat Oratçı'yı da aldı. Hatta Sirucu, o kaleciyi de aldı biliyorsun. Ben o yüzden Karagümrük Başakşehir 1.73 istiyorum. Bir sıra daha böyle gider gibi duruyor. Sen devam değil mi? Ben de katılıyorum sana. Şunu da hatırlatayım. Sabah baktığımda ben bu maça üst oranı 1.82 idi oran. Şu anda 1.73. Yani zaten muhtemelen bu maç saatine kadar 1.50'lere inecek onu da söyleyeyim. Biliyorsun ne kadar çok oynanırsa demek Tabii. ki sadece biz böyle düşünmüyoruz yani. Bu oran daha da aşağılara inebilir. 1.73 hakikaten çok iyi oran. Adana Demir Ankara gücü. Hikmet Hoca Adana Demir Spor'la anlaştı. Adana anlaştık. gitti Adana Demir Spor'a. Bayağı mı zor bir ortama gidiyor değil mi şu anda? Yani bilmiyorum maddi Hoca, anlamda ne zorluklarla herkes takımdan gitme peşinde. Tam doğru ismi almışlar yani. Hoca ne zorluklarla uğraştı yani. O yüzden öyle veya böyle hocanın katacağı bir şeyler. Şimdi burada ilk etapta ben 1.57 üstlerim. Gollü maç olur. Tabii. Hocanın bir kere katacağı kafadan bir heyecan, motivasyon ve ilk maçlarda her zaman çok başarılı Hikmet Hoca. Ama tarafında normalde Adana Demirspor. Ama o riske girmek istemeyenler anlarım. Ankara gücü Emre Belözoğlu ile bir çıkış içerisinde vesaire gibi. Valla ben bu maça direkt bir diyorum Orhan. Ben Ankara gücünü seyrediyorum. Yani kazandığı maçla dahil olmak üzere beğenmiyorum ben oynadıkları futbolu. Adana Demirspor tamam bazı problemlerden geçti. Bazı oyuncular takımlar ayrıldı ama Zaten çok kuvvetli ve geniş bir kadrosu vardı. Bence hala iyi bir 11 çıkartabilecek durumu var. Diyor musun öyle? Ben 1.84'ten... Eski kadrosu 1. olsa direkt ben de bir derdim de. Ben, ben, sanki böyle bir tekrar kendine gelme, taraftarla barışma maçı gibi görüyorum bunu. Ya şey var, Ankara gücünde en kritik oyuncularımız Efkan Bekiroğlu, Ali Sove her şeyi takım 9 numarası. Kezar Geri Rodriguez de yok galiba. Yani bu üçü yok. Buradan bir sıkıntı yaşayabilir. Yani en az etkili çünkü 2-3 oyuncu kalbi yani. Doğru. Pendik Beşiktaş. Sanırım herkesin birleşeceği bir karşılaşma bu. Ben de kupon aldım. Sen de almışsın kuponlarından birine. Yani bu oranı görünce ben daha başka bir şey yapamadım. Pendik güçlü. Çok iyi transferler yapıyor. Ee, biliyorsun ama e, tiyama aldılar galiba. Umut'u aldılar. Umut Dayır. Gelir gelmezse gol attı kupada. Güzel gol. var. Ama ne olsun olsun Beşiktaş şimdi bu Havayla. Yine hocayla yakaladığı havayla bir seri bir süre gider yani. Bunu herkes yakaladı. Buradan da ben bir süre daha gideceğini düşünüyorum. Yani diğer tercihim de ben Pendik'in de gol atacağını düşünüyorum bu maçta. Onu da söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ı kazanır diye kuponu aldım. Daha yüksek oran arayanlar iki ve üst olarak bunu değerlendirebilirler arkadaşlar. oranda aynı fikirdeyim ben de. Premier Lig'de Arsenal Crystal Palace maçı var. Böyle giderse bu Arteta bu şampiyonluğu verecek Orhan. Bak öyle görünüyor yine. Ne diyorsun? Her iki, her iki yarıyı da Arsenal kazanır diyorum bugün. Ne diyorsun ya? Vallahi ben senin kadar şey yapamayacağım. Çünkü ben bu Crystal Palace'tan korkuyorum abi. Gerçi diyeceksin ki ne yapabilir? Ben bir tane gol atabilir diyorum Crystal Palace Arsenal'a. Benim tercihim karşılıklı Benim gol de var. şöyle tamam doğru ama şimdi sen West Ham'a yenildin. Fulham'a yenildin. Liverpool'a yenildin provideyin diyorsan Arteta da değil de Guardiol olsan oturup düşünürsün yani. Tabii. Bu öyle bir maç diye bakıyorum ben. Ya beklentim. öndeki üçlü toplam geçen okudum 11 gol mü 12 gol mü ne atmış. O kadar bayılıyoruz. Martinelli, Saka, Jesus üçünün toplam golü 11. Geçen sene çok iyiydi bunlar. Bu sene o kadar belki Saka hala da ama mesela Martinelli, Martinelli gol neden milli takımda şey diye bayağı bir tartıştık üzerinde yani oynasın etsin. Ama bugün baktığında ee, o hala daha çok geçen seneki formlarını yine iyiler ama geçen seneki formlarından uzaklar yani öndeki dörtlü diyelim hatta. Brentford, Nottingham Forest. Şimdi birisi sürekli kaybediyor Brentford. Bir reaksiyon maçı olabilir. Yeni hocasıyla Nottingham Forest'te bayağı iyi bayağı gidiyor. iyi gidiyor. Ben şöyle düşündüm bu maça. Brentford'ın bir kere bu kadar çok üst üste puan kaybından sonra bir reaksiyon vereceğini bekliyorum. Bir gol yazıyorum ona o yüzden. Natin Jungfruz zaten formda. Zaten yeni hocasıyla bir hava yakalamış. İyi de gidiyorlar. Bir yerler atarlar ama bir gol atarlar. Karşılıklı gol var diyorum. Daha da önemlisi üstte diyorum 1.64. Yani Ivan Toni bu maçta oynayacak. Cezası bitti artık. Orhan. Ve Kaç ay? Bayi 8 ay ben. ceza almıştı. Ve bu maçla birlikte dönüyor. Ben Thomas Frank'in açıklamalarını dinledim. Kaptan olarak sahaya çıkacak dedi. Hazır Vay. olduğunu biliyorum dedi. O yüzden ben diyorum ki ben Tony'ye o futbolsuz geçirdiği günlerin Acısın. acısını çıkartırım bu maçta. Benim tercihim bir. Bir 70'ten Brentford ben diyorum. De Çünkü yani biliyorsun 70-80 milyon poundlar konuşuluyor. Yani 8 aydır oynamayan bir oyuncuya bile hala büyük takımların hepsi kapıda. Ya yani bence bayağı ciddi anlamda fark ettirecek bir Tabii canım, ben çok, bir diyorum. Çok 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 kaliteli golcü. Tamam. Roma Verona. Ne diyorsun? Mourinho, Mourinho abimiz dedi. veda etti adaya. Kim geldi? De Rossi. De Rossi. de Rossi. Benim CM'de Championship Manager'da. League Değil mi? En iyi DMC'lerinden yani bir bir şey, birisiydi. Tartışılacak bir iş tarafı var mı? Bence güzel bir deneme. İnşallah başarılı olur. Hiç. Evet. problem şu. Şimdi Spal'da 4 ay uyar. 17 maçta 3 galibiyeti var ama bunlar önemli değildir, bakın şey çok kritiktir. Bir kere zaten ilk maçta bir oyuncular da bir reaksiyon verecektir. Ee, rakip uygun. Tabii ki rakip çıkışa geçti aslında, kazandı yani 2 bir. Hatta Suat Serdar da ilk 11'de başladı o maçta. Takip ediyorum Melles'ler'ın iyisinden ama bir reaksiyon oyuncular, e, çünkü Mourinho'yu seven ciddi bir taraftar kitlesi vardı. Oyunculara yükleniyorlar, hatta sıkıştırıyorlar işte Paradis'e, e, Dybala'ya karşı. Şimdi ben Roma'nın kazanacağını düşünüyorum. Daniele De Rossi de şöyle bir şey. O kulübün en büyük figürlerinden birisi. Bazıları için vallahi bak Totti'den bile çok seviliyor. Tabii. Sağ içi lider olması açısından. Bunu bana şey demişti galiba. Cengiz Ünder miydi? Ben şey sanıyordum dedi. Ya da Salih Uçan ikisinden birinin röportajında olabilir. Ee, biz şey sanıyoruz diyor hani. O zaman oynuyordu daha. Totti her şeydir falan şeyde soyunma odasında Delos diyor her şey. Tabi. Yani Salih muhtemelen. Salih şey yetişmez diye güzel. De Rossi diyor yani her şeyi belirleyen oydu diyor. Yani bağıran, çağıran, kaptan şu bu. Valla ben şeye bakıyorum Orhan. Şimdi Mancini ile Cristante kart cezalısı. Endika biliyorsun belki stoperler içinde evet. için en güven vereni milli takımda. Kumbula sakat, Smalling sakat. Yani 5 <laughs> tane oyuncuyu eledik savunmada. E, Teme Ebrahim zaten uzun zamandır yok. Serdar Azmun milli takımda. O var milli takımda. Renato Sanchez Sakat. Ama yani kalıyor Dybala, Lukaku, Pellegrini'ye iş. Ama 3 tane kart cezası da şeyde Verona'da. Şimdi oraya gelecek. Andre Duda var. Verona'dakiler çok kritik oyuncular. Darko Lazovic. Belki de kalan kadro içinde en yani bir numara vazgeçilmez o. Ama sürekli Duda, oynayan Duda. Iki. Andrei Duda Coppola cezalı. Yani bu tarafta belki sayı olarak daha fazla eksik var ama bu tarafta da nicelik olarak acayip <laughs> üç tane adam yok. Yani bir şekilde bir tepkiyle bak ama Verona gol atabilir. Ben bunu düşünüyorum. Bu Roma iki değil. gol atar ya. Atar. Roma ilk yaradan kazanırdı. Bir i̇lk ve üst yar... diyorum ben bu maça. Bir patlama maçı İlk yarı, yarı bir, maç sonu gibi diyorum ben. O zaman Udinese-Milan. Bak burada Udinese son dönemde korkutucu bir şeyi var. Yani var. Gol atmaya başladılar. Ben direkt aynen bu Başakşehir olayı gibi. Milan tabii ki formda ama 1.64-2.5 üst çok iyi. Udinese'nin gol atacağını da söylüyorum. karşılık gol var da var. Eski Milan'ın oranları bunlar. Değil mi? Vallahi ben de sana katılıyorum. Ben bu maç 2.5 gol üstü olarak aldım. Udinese'nin şöyle bir etkinliği var oran. Duran topta çok rahat gol bulmaya başladılar. Yani çok kalabalık gidiyorlar rakip cezalarına iyi kullanan oyuncular var. İşte Roberto Pereira yani bir ara biliyorsun bayağı ciddi Beşiktaş adı anıldı. Sezon başında geliyor mu gelmiyor mu falan derken ikna ettiler. Kaptanlık pazubandını taktı ve takımı sırtlıyor. Lovric yine orta alanda bir başka iyi duran top oyuncusu. Ben bir tane atarlar diyorum. Ama Milan bayağı formda. Şöyle diyeyim ben de. Milan'ın bak yani hep üst oranları yüksek Milan'ın Roma maçı ki sen yok ki üzerine 3-1. Atalanta maçı 2-1. Bak Empoli'yi 3-0 yeniler. Cagliari maçı 4-1. Son 4 maçından bahsediyoruz. Ama oranlarına bakın. Alt üst oranların hepsi yüksektir. Udinese'nin bak. Fi e Fiorentina 2 -2. 2 ile 2-2. Lazio 2-1. Bologna'yı 3-0'la 0 geçti. Bir Torino Allah'ın emri 1-1. Yani 20 <laughs> maçın 19'u Torino'nun 1-1'dir. <laughs> Ve alttır ayrı konu. Yine Sassuolo maçı var 2-2. 5'te 4 her ikisinin de üst oranı ve tabii ki olmayabilir her şey ama Milan'ın son dönemde yükselen bir gol bulma konusundaki bir rahatlığı var. Udinese'de de dediğim gibi gol atmaya başlayınca 1.64 çok iyi. Çok iyi. O zaman sana geçelim. Vallecano Las Palmas maçıyla devam edelim. Buyur. Yani bu maçı çok düşündüm. Vallecano bayağı favori gibi görünüyor ama ben çok güvenemiyorum ya. Vallecano'ya önceden çok büyük sempatim vardı. Şu anda o havayı göremiyorum takımda. Ama yine de yani Vallecano galibiyet oynayanlara bir şey demem. Las Palmas Vallecano'nun üzerinde ligde. Bunu da hatırlatayım. 2-3 gol diyelim. Bence garantiye gidelim bu maçta. Villarreal Mallorca. Bir şey demek ister misin? Ya bu takıma ben ne zaman güvensem kaybediyorlar. Eksik de çok. Mallorca'da Vedat Muriç bayağıdır yok zaten. Yani bir oynayanlara bir şey demem oranı aslında çok cazip 1.84 tam böyle benim maçlarım gibi ama bu Villarreal canımı çok yaktı oran. O yüzden kuponu almadım. Yani 1.84'ten aslında Villarreal riskine girilebilir. Valencia Bilbao. Ne diyorsun? Vallahi iki tarafta özellikle Bilbao acayip istim üzerinde. Yani Bilbao tarafını düşününce işte Iniaki yok değil mi? Milli takıma gitti. Gana'da. Valencia'da yine çok aman aman böyle öne çıkartabileceğim bir oyuncu yok. Valla ben bu maç 2-1 falan biter diyorum Orhan. Onu söyleyeyim sana. Dolayısıyla benim tercihim üst. 1.90. Kim kazanır diye sorarsan Bilbao'yu bir tık önde görüyorum. Ben 2.5 gol üstü 1.90. Hiç böyle şeylere bakmayın diyorum. Yani 1.50 alt oranı 1.90 üst oranı. Bu maç bence gollü olur. Celta Vigo Sociedad. Bu maçı anlatacağım. Bayağı çalıştım ben bu maça da. Yani kimin istediği gibi oynanacak onu bilmiyorum. Celta Vigo'da bir yükseliş var. Celta Vigo kendine gelmeye başladı. E, Sosyedat'ta şimdi Umar Sadık Nijerya milli takımına çağrıldı. Sakat dediler, geri yolladılar. Biliyorsun açıyor son dakika çağırdılar. Hmm. Trabzonspor'a bir kötülük gibi bir şey oldu aslında bu. E, Umar Sadık'a bir baktım Real Sosyedat'ın son maçında oynadı. Ulan sakat adam Nasıl yolladılar da 5 günde iyileşti? 3 hafta oynamayacağı söylendi. O yüzden yolladılar. Bir baktım Sosyedat'ın Osasuna maçında var. Ben anlamadım bu işi. Yani yine üst oranı çok yüksek. Normal şartlar altında benim bu maçtaki tercihim ikinci yarıda daha çok gol olur. Ya gol olacaksa ikinci yarıda olur diye düşünüyorum. Ama yani böyle ağız dolusu Real Sosyedat diyemiyorum. Celta Vigo'nun son haftalardaki Performansı itibariyle. Şimdi ben susuyorum. Senin ligine geçiyoruz. Bu Evet. Haydi Naim. Bohum Stuttgart'la başlayalım. Bohum'la başlayalım? Peki hadi. Bohum Stuttgart. Şöyle. En yaşlı takım en genç takımına karşı ligin. Burada tabii ki mesela Stuttgart'tan ben bir düşüş bekliyorum. Şimdi hem girassi bir kere 17 golle ligin gol kalanı yok. Deniz Ündav keza aynı şekilde problemli. Ama her şeye rağmen ben yine de... E, çünkü öbür tarafta da Gambo, savunmada sakat, ito yok mesela. Yani bu kadar eksiğin olduğu yerde goller gelir iki buçuk üst olur bu maç. Olur diyorsun. Tarafımda... şut kart. Peki. Ama iki buçuk üst daha hem Hem Girazi hem Deniz Ündav yok. Biri 17, biri 9 gollü değil mi? Bayağı... Gol, çok güzel Atarlar adamlar Çok güzel. olan oyun felsefesi zaten. Darmstadt Frankfurt diyorum o zaman sana. Burada burada. Bir tane konu var ilgimi çekti soracağım sana. Frankfurt'un galibiyet oranı düşüyor. Yine takip ettiğim takımlardan biri. Net Frankfurt galibiyet ben de. Çok doğru. Net Frankfurt galibiyet diyorum. Çok Leipzig yendi. Kimse şey yapmadı. Ee, o yüzden ben e, bir Frankfurt galibiyet diyorum. Darmstadt'ın her zaman için o savunma sıkıntısından dolayı da bir üstte diyorum tabii ki ama önce Frankfurt galibiyeti sonra birleştirenler de çok ciddi bir oranı oranın evet. sahibi olur. Yani ikisi de yüksek çünkü Hı. bu oranların. Freiburg Hoffenheim. Şimdi Freiburg Hoffenheim'a e geleceğim. İki tane şey söyleyeceğim. Freiburg Union Berlin'le berabere kaldı. Ama arkadaş Union Berlin kalecisi şov yaptı. Yoksa o maç şimdi çıkardı değil mi? Şimdi şey sordular. Eee Freiburg'un hocası Christian Schneider dediler ki basın toplantısında işte 500. puanı aldınız dedi. Ligde bunu başaran tarihte 7 hocadan birisi olsun dedi. Mutlu musunuz? Hayır dedi. Biraz da küfürlü bir şeyle. 502 olması gereken maç 500 olduğu için mutsuzum diyor. Çünkü gerçekten e, o maçın kaybedilmesi çok büyük bir şey. Yani kaleci şov yaptı Rowe Frank. E, Union Berlin kalecisi ve ben e, bu maçta eksiklerin de olduğu yerde Freiburg'un evinde net bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. 179 oranı var. Vallahi çok iyi. Aynen yani ee, şey çünkü Kevin Vogt'u verdiler, Promil kart cezalı Sofenay'mda ee, işte birkaç tane Samsaoku filan milli takımda zaten. O yüzden ee, benim burada şeyim Freiburg kazanır. Peki Heidenheim Wolfsburg ya benim ilgimi çeken maçlardan biri baktım dedim ki yani nasıl bu kadar denk olur? bu oranlar birbirine. Sonra şöyle bir Haydnheim'i inceleyince bayağı formda geliyorlar bu maçta. Hayır. Heidenheim iç sahada 7-8 maç yaptı. 5'i kazandı. Hatırlarsın 2-1'den de 3-2'ye çevirdi maçı. Bizim kazanır. Haydnheim iç sahada çok kuvvetli takım. Ligin en kuvvetli 5. 4. 6. takım. Büyükleri de rağmen. Yani Bayern işte Hoffenheim, Leipzig şey pardon. Bayern, Leipzig Dortmund, Leverkusen zaten maç kaybetmeyen tek takım Lille Lig'de. O yüzden ben şey diyorum burada. Haydi yine beraberlik ihtimali var. O yüzden bir tık dikkatli olmak fayda var. 1x diyorum. 3.5 e, diyorum. Hangisini isterseniz. Evet. Köln Dortmund. Sancho geldi. Hemen de oyuna girdi vallahi. Ee, geri geldi Dortmund'a. Bir hava kattı. Dortmund iyi oynadı, kazandı. Nuri Şahin var. Yeni bir havayla giriyorlar. Geçen haftanın bence en büyük kazananı bu arada. Leipzig'in yani Şampiyonlar Ligi açısından herkesin puan kaybettiği noktada Stuttgart'ın Leipzig'in A'nın B'nin bu maç ama tehlikeli bir maç. Ben asla ve asla direkt Dortmund kazanır demiyorum. E, karşılıklı gol var ve iki buçuk üst. Gol var ve iki buçuk üst. Valla benim hatırladığım Köln Dortmund maçları hep böyle 3-2 falan bitiyor oran. Sanki öyle bir maç olur diye düşünüyorum. Köln bir şekilde gol atıyor. Borussia Dortmund'a. Aklımda hep öyle kalmış. Leipzig Leverkusen. Gelelim baba maça. İlk yenilgisini Leipzig alır mı? Lever Leverkusen. Edersin. Leverkusen mi Leipzig mi? Leverkusen. Leverkusen. Leipzig kaptırır mı diyorsun? Leverkusen şu an 54 ligde arkadaşlar. Olur Leverkusen. mu peki? Ne diyorsun? Olabilir. olmayabilir. da Demek istediğim şu. Burada önemli olan kritik nokta Başın üst biteceği. Golle olur diyorsun. Yani. Orada bir sürpriz olmaz. Yani bence üst oranı çok düşük. Evinde Leipzig üst üste iki kere kaybeder mi mesela? Şimdi Tapsoba ve Odion yok. Değil mi? Milli takımdalar. Yani savunmadaki iki tane önemli isim yok. E, Boniface yok. Valla o ilk şey olur mu diye soruyorsun ya. Ben olabilir diye düşünüyorum. ben sana Son söyleyeyim dakikada kazandı. Yani şöyle ben burada hani illa tarafa gir desen şöyle hafif yani burun farkıyla Leipzig derim. Yani ama burada bunu öneremezsin bu yani haliyle. Burun farkı falan diyorsun. Altılı Ganyan'a da hakimim diyorsun yani. burun. <laughs> Son... Bir baş bir boyun. <laughs> He? evet. 1.41 üst bu maç için ideal kupanı da aldım. Valla ben senin perspektifin ışığında Leverkusen'deki bu eksikleri de düşününce savunmada o ilk mağlubiyet şeyi gelebilir diye düşünüyorum oran. 2.14'ten ben böyle sürpriz bir deneme yaparsam bir Leipzig deneyeceğim bakalım burada. Devam edelim bakalım o zaman. Cumartesi'yi de tamamladık sanıyorum. Pazar günü Sivas Gaziantep maçıyla ilerleyelim. Bunu 78 Sivas'ın galibiyet oranı. Ben de diyorum ki 3 Antep kazanır. Ne diyorsun ya? Vay anasını arkadaş. Hayır anlamadım. Yani Sivas'ın bak geçen hafta bunun üzerine durdum ben. Ne dedim burada size arkadaşlar? Ee, şöyle bir baktığımda dedim ki ben Samsun Sivas'ı yenecek. Çünkü Sivas Karasaray'a karşı hiçbir şey oynamadı. Zaten eksikleri inanılmaz fazla. Şimdi koytu da cezalı. Samustanis gitti zaten. Ee, milli takımda olan e, G'ler onlar bunlar. Ahmet Musa'lar milli takımda onlar. Bir kenara bırak. Artı ben Fenerbahçe karşısında Antep'i de çok beğendim, çok iyi oynadı yani. Fenerbahçe gerçekten o tek golü attı, kazandı. Biraz daha iyi atsalar Antep mesela Fenerbahçe'yi diş geçiren nadir takımlardan birisi oldu. Çok iyiydi. Burada da e, üçlü savunmayla ben net bir şekilde Antep'i favori görüyorum. Yani oyundan benim anladığım bu. Enteresan bir şey çıkar. Bunlar olmaz. Ka yakalar yakalar kaçırır, atar ayrı bir konu. Ben Antep'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Vallahi ben bu maçı seyredeceğim. 322 çok güzel oran. Benim valla bu maçtan ben çekiniyorum. Yani her sonuca açık. Bu maça yorum yapmayacağım. Fenerbahçe, Samsun. Ne diyorsun? Nereden oran çıkartacağız peki bu maça? Ee, i̇lk yarı bir buçuk 91. Samsun'un karşılık vereceğini de düşünüyorum ben. Vallahi ben... ilk yarı karşılık gol 4-12. Oran mı istiyorsun? Ne diyorsun ya? Valla ben Fenerbahçe'yi şu anda hiç karşılma evet. Alamayacağım. Tamam Kim karşılı gol var 1.74 arkadaşlar. Samsun Spor formda iyi bir hocası var. Belki 5-1 yenilir. Belki 6-1 yenilir. Ama bir golü atar Samsun Spor. 1.74 oranı var. Ve bunu ilk yarıda da yapabilir. 4-12 oranı var. Toplamda da ilk yarı bir buçuk Sadece Fenerbahçe'de yapabilir mesela. Bu çok iyi. 1.91 çok iyi bir oran. Kupona da alırdım bunu. Üzerinde durmadım bu maçın. Valla ben bu karşılaşmayı Gollerden yorumlayacağım. Ben Fenerbahçe bir kere yener diyorum Samsun'u da. Oy, oranı yok onun. İki farklı galibiyet mi olur? İlk yarıda iki gol mü olur? Valla ben ilk yarıda bir buçuk üst diyeceğim arkadaşlar. Orhan'ın anlattıklarından yola çıkarak eğer Samsun falan da gol atarsa zaten ilk yarı bir buçuk üst 1.90'ın üzerinde. Dolayısıyla ancak böyle bu maçtan bir oran elde edebiliriz. Konya Antalya sevgili Orhan. Yani işte çeşit hepimizin bildiği malum olaylarından dolayı oyuncu kaybettiği eski Çok iyi oyuncusuydu. Ama ben buna rağmen her şeye rağmen yine Antalya Spor diyorum 2.44'le. Valla ben bu maça bu maç benim beraberlik maçım. Bir puan iki tarafı da bozmaz diye düşünüyorum. Benim tercihim beraberlik. Trabzon Galatasaray. Yani 1.52 üst ilk tercih. Gollü mü olur diyorsun? Ben oraya çok emin olamadım ya bu gol işine. Yani şöyle çok gol değil de yani 3 golü bulur. Bazen İki. çünkü biliyorsun iyi yani kit diyor muhtemelen Icardi oynayacak. Doğru mu? Döndü. Sonradan girecekler muhtemelen. Ben Galatasaray'ın maçı kazanmaya yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'u şeyine rağmen birazcık sorun var yani. Umut Bozok ve Abdülkerim Ömür ne oldu da kadro dışı kaldı? Neden geçen maçta yoktu? Ya yani Abdullah Avcı da yaptığı açıklamada. Ben de bilmiyorum tam şeyi dedi. Ne durumdalar, ne oluyor falan. Konuşacağım ona göre karar vereceğiz dedi. Bugün okuduğumuzda da kadro dışı bırakıldı. 2 ve 2.5 üst 2.38 riskli olmakla beraber olabilir. Risksiz olanı 2.5 üst. Valla ben bu maça Galatasaray kazanır diyorum. Hali ama çok rahat bir galibiyet olmaz bu. Bir 1.64 karşılamıyor. Trabzon güçlü. Bu maçın oranı 2.15 falan olması gerekiyor. Normalde. İkinci yarıda daha çok gol olur da benim tercihim. İlk yarı baya böyle bir Son dönemde Galatasaray gider. atamadığı için. O zaman Premier League. Sheffield United West Ham. Zor maç bu arada. Ne diyorsun? Vallahi bir şey diyemem. Şöyle bir şey diyemem. Milli takıma giden oyuncu çok. Eksik çok West Ham'da. Normal mesela Antonio'ya güvensen Antonio yok. Paketa'ya güvensen Paketa yok. Fornas desen o yok. Muhammed Kudüs milli takımda. Bowen sakat. Kardeşim kimle gol atacak bu takım ya? Şimdi kaybetti. Ondan önceki iki maçta da beraberlik var. Orhan çok kritik oyuncular yok. Yani Oger milli takımda savunmada yok. İşte Bowen en golcü takımın çift tanelere ulaşan tek isim o yok. Muhammed Kudüs yok. Said Benrahma kart cezalısı. Yani ön tarafa koyacak adam yok. Şöyle alt, kısaca söyleyeyim. Alt, bak, alt, olur. Bu maç Sheffield United kazanırsa da kimse şaşırmasın. Hı. Yani West Ham'da çünkü hakikaten yok. Ben bu maça şey deneyeceğim yavrum. Gerçi gider iki tane yerlerse o da yatır. Mesela 0-1 gol. Sheffield United West Ham. Yani diyelim ki alt tatmin etmedi. Gerçi 1.58 ya. Alt oranı gayet iyi. Tamam, alt diyorum. Sürpriz arayanlara da 0-1 gol diyorum. Devam ettim. Bournemouth Liverpool. Bir Liverpool 50, şu anda 1.50 Liverpool Bournemouth bu senenin bence sürpriz yapan takımlarından birisi olmasına rağmen 1.50 Liverpool diyorum. Tamam eksikler çok Liverpool'da gerçekten çok, çok, çok fazla ya. ama hakikaten çok. Ben Salah dışındakileri, tabii Trent, Salah, yine de... Salah bir de sakatlanmış biliyor musun? Evet Şeyde, işte. Klopp orada asıl tedirgin. Yani doğru düzgün sakatlanan bir oyuncu değil. Durum demek ki ciddi ki böyle bir şey var. Tam net haber alamadım. Tabii. Bayağı ciddi kontrolden geçirilecek dedi. Yani hem milli takımda hadi bir ay onu şey yaparız biz burada. kurtarız dedi ama eksik de çok takımda. Üst oranı 1.31. Yani böyle bir tane atıp yatabilir mi diye de düşünmüyor değilim. O yüzden ben bu maçı tehlikeli maçlar kategorisini aldım arkadaşlar. Bournemouth-Liverpool'da sadece bir soru işareti koyayım size. Orhan ama güveniyor Liverpool'a. Tamam. Bir şekilde kazanır diyor değil mi? Frosinone-Cagliari. Üst. Risk alırım 1.70 üst. Üst mü diyorsun? Vallahi ben Frosinone'nin son haftalarını hiç beğenmiyorum bu takım göz göre göre aşağılara doğru inmeye başladı. Benim tercihim çok sürpriz arayanlara Kaliari bu maçı kazanırsa şaşırmam. Tamam. Empoli Devam ettim. Monza. Empoli Monza. Son dönemki Monza içeriğinden dolayı da bir üstte burada diyorum bir 76. Üst mü diyorsun? Ben de ne diyorum biliyor musun? Zor maç ama yine Çok de zor diyorum. canım maç zor. 1.76'dan üstüne katılırım. Ben burada da sürpriz bekliyorum. Yani Empoli kazanabilir bu maçı. çok bak bu sefer de hiç gol beklemediğim maç Salernitana Genoa. Devam edelim o zaman. Salernitana Genoa. Ne diyorsun? Çok gol beklemem 2.5 altı. Gol beklemiyorsun. Genoa zaten kaybetmemek için her şeyi yapıyor. Bir tane gol mutlaka atıyor. Yani ben Genoa tarafındayım. 1.90 galibiyet oranı. lecce Juventus tıpkı Milan, Atletico Madrid olayı gibi Juventus'un da o 1-0'ları dönemi, 7-8 maç hiç kalesine gol görmeyen dönemi biraz sona ermiş gibi. 2-10 üst e, Vlaovic'in, Kenan'ın bu kadar öne çıktığı noktada denenir. Hiç galibiyetine bile girmiyorum. 2-10 üst. 2-10 dedin üst. 2 Vallahi... üstü. Ben zaten bir tane yerler diyorum. 2-1 yani falan kazanacakları için de <laughs> sana katılırım. Ben 2 ve üst bile denerim bu maça. O zaman. Ben bir iki yere dahil olacağım. La Liga başladı. Osasun'a Hetafe. Bir şey diyor musun? Sana bırakıyorum. Vallahi ben bu maça ben de sana bırakıyorum öyle söyleyeyim. <laughs> yani denecek bir şey yok. Eğer Hetafe'nin istediği tarza oynanırsa üst olur bu maç. Ben Osasun'un da gol atabileceğini düşünüyorum. Yani hiç oranlara falan aldanmıyorum. 2-34 oranı var oran. 2.5 gol üstünün. Bu riske girmek istiyorsanız buyurun deneyin. Ben kuponu almadım. Yani sadece olabilir diyorum. Real Madrid Almeria. Real Madrid İlk yarıda Real Madrid 2 tane atar. Atar değil mi? Bence 4 4'e 5'e gider bu maç. Öyle söylüyorum. Yani oran açısından diyorum. İlk yarıda 2 gol Real Madrid. Ben de diyorum ki 4 5 olur. Muhtemelen Arda'yı da bekliyorum ben bu maçta 11'de. Atletico Madrid'de biliyorsun kupa maçında dün akşam alamadı oyuna. Bayağı sıkıntılı maç oldu. 2-2. Sonra uzatmada zaten kaybettiler. O yüzden ben Arda ile başlayabilir bu maça diyorum. Tam başlaması gereken de bir rakip var çünkü karşısında. 4-5 olur bu maç arkadaşlar. Real Betis Barcelona. Real Betis kazanır. Ben de sen de hemen hemen aynı fikirdeyim. Ya yani Real Betis kazanır diyemesem de Barcelona oynamayın diyorum. 1.59 Barcelona galibiyet oranı. Bu ligin ben, en zor deplasmanlarından birine gidiyor. Ben size rağbet söyleyeyim. İç sahada 10 maç oynadı. Sence kaç galibiyet, kaç mağlubiyet? 6-7 galibiyeti vardır. Real Madrid'e bile kaybetmedi 6, işte. 6 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet. Daha da önemlisi 10 maçta Betis'in yediği gol sayısı 4. Çok Dört ya. Var. Dört kolyediler yani sadece. Real, real Madrid bile çıkamadı işte orada. ya. Şimdi bu durumda ben Barcelona'nın şu anki Barcelona'nın haline güvenmek çok... Betis kaybetmez ama ben direkt kazanır da derim yani. Valla kaybetmesi ben de alırım. Altına üstüne girmeye gerek yok. Peki Girona, Sevilla... Keza bu arada Batist, Barcelona iki buçuk altta girelim, 190 doksan. Girona, Sevilla ise her şeyi bir kenara bıraktım. Hatta ben bunu kupona da aldım. Ya, almamışım, işaretlemişim bak. Betis Barcelona 6 ve Girona Sevilla üstü. Üst mü? Tabii 1.48. <laughs> Sen üst diyorsun. Alex Garcia yok ama bunu bence bu takım kaldırır diye düşünüyorum. Valla ben bir ve üst diyorum. Şu Girona'ya kafa tutamaz Sevilla bence ya şu haliyle. O zaman Bayern Münih, Werder Bremen. Ne diyorsun? Bayern Münih ilk yarıda kendisi iki tane gol atar çok güzel. Hatta de o bunu. iki tane golden birisi de Cemal Musiala atar. <laughs> çok formda. Şeyin Bremen yani milli de oldu biliyorsunuz. Her şeyi. o duk yok. Marvin duk, bitin kork yok. Zaten deplasman. O yüzden direkt Bayern Munich ilk kere iki gol atar. Geçelim. Çok güzel. Mönchengladbach Gladbach Augsburg. Gladbach formda başladı biliyorsunuz. Augsburg'da işte şey ben e, ilk üst diyorum 1, 38 ama ikincisi Galatasaray kazanır ve üst. O zaman gelelim bakalım son sayfaya mı geldik? Evet pazartesi 3 tane maç. Orhan ben kuponuma 2 maçı bu 3 maçın içinden aldım biliyor musun? Kayseri İstanbul. İstanbul'a mı verdin? Hayır, Kayseri'ye verdim. Dedim ki artık bu kötü gidiş son bulur. Kayseri evinde İstanbul'u yener. Yok. Hayatta oynamam. 1-49 üst alırım. 2- sürprize burada girerim. İstanbul Spor. Ben de 1 dedim. Ben Kayseri sanki bu maçı alır diye düşünüyorum. Brighton-Wolverhampton. Brighton-Wolverhampton. Brighton. Brighton diyorsun. Hı -hı. Ben de bu maça üst diyorum. Ve son maç Granada-Atletico Madrid. Ben kuponu bunu nasıl aldım biliyor Değil, musun? Atletico Madrid mi? Atletico Madrid kazanır ve 2.5 gol üstü. Yani Bilmiyorum. hiç bak bana şimdi soracaksın ya hani en sonda izleyenlerimiz de bana diyor ya işte abi en güvendiğiniz maçları bizimle paylaşır mısınız diye. En güvendiğim maç Granada Atletico Madrid maçının 2 ve 2.5 gol üstü birlikte. Güzel. Güzel. Oranı ne biliyor musun? 2.28. Tamam şimdi kuponlarda göreceğiz zaten. Bak Hadi ona. bakalım benim bir tane kuponum var o gelsin. Oranın neye karşı çıkacağını az önce öğrenmiş olduk. Pendik Beşiktaş ben aldığımda 1.72 idi. Beşiktaş'ın galibiyet oranı. Udinese-Milan 2.5 gol üstü. 1.64. Kayseri-İstanbul ben bu çok kötü gidişatı ancak böyle bir takım karşısında bitirebilir diye düşünüyorum. Olabilir. Yani... 1.42'den daha yüksek olsa daha iyiydi. Bak bu maçtan işkillenenler ki oranın bu şeyinin ardından ben de acaba çıkarsam mı onu diyorum. Çünkü zaten çok fazla bir şey yani değiştirecek. En azından sonuçta Süper Ligi daha çok izleyenler hakim. Tabii. Siz kendiniz o karar maça kendiniz istiyorsun. karar verin ama Granada Atletico Madrid maçında ben bu oran için bu riske girelim. Ben de Granada Atletico Madrid maçını takip edeceğim. Gelelim benim kuponlara hızlı hızlı. Gelsin bakalım oranın kuponları. Süper Lig'den Trabzon Galatasaray üst aldım. Pendik Beşiktaş 2 aldım direkt. Karagümrük Başakşehir ise Bak sen aldığında da, da 1.82'ymiş gördün evet. mü? Şu anda 1.73'lere indi. Aynen ve şunu da söylüyorum. Fenerbahçe, Samsun ilk yarı bir buçuk üst, bir doksan alınması gereken maçlardan birisi. Sadece Fenerbahçe bile başarabilir. Samsun Spor'a toplamda Fenerbahçe Samsun Spor karşılığı gol var da bir yetmiş gayet iyiydi. Süper için konuşacaklarım bunlar. Gelsin bakalım ikinci kupon. Bir de pardon Antep sürprizi. Antep'le İstanbul Spor'dan birisinin de sürpriz yapacağını düşünüyorum. Deplasman galibiyeti üçünün üzerinde olanları var. İkinci kupon Milan'dan bahsetmiştik son dönemde. Real Betis Barcelona 2.5 alt. Yani evinde 4 gol bir takımdan bahsediyoruz. 10 maçta. Bir de Barcelona. Girona Sevilla üst bekliyordum. Bournemouth Liverpool bu aynı şekilde. Keza Juventus üst 2 10 bence gayet iyi denenmesi gerekir Lecce karşısında. Üçüncü. Bir tane daha var değil mi? Evet. Bu da Almanya. Leipzig üst aldım. Bu kez <laughs> Hoffenheim kalecisi coşmazsa Freiburg kazanır diyorum. <laughs> Bayağı Münih rağmen de İlk yarı bir buçuk üst. Bayern Münih Bayer -Müni. değil mi? Bayern Münih ilk yarıda iki tane atar diyorsun. Aynen öyle. Bir evet, de vallahi, olsaydı Musiala gol atarı eklerdim formda. Zaten yani kuponları verdik ama bazı maçları özellikle ön plana çıkardık, vurguladık. Yani kupona keşke alsaydık diye de yorumladık. Oran kuponları yaparken de her ligle alakalı diğer tuttuğu maçları da bir kez daha hatırlattı. Oran ağzına sağlık. Senin de. Umarım iyi bir hafta olur. Ben uyarımı yaptım. Bak Kayseri maçından Orhan beni işkillendirdi. O Kayseri maçını ya atın 1.42'ye değmez ya tuttuğunuz başka Olabilir de boyun. bu arada kazanma ihtimali. Ola da bilir çok, de Ola hani yani, bilir yani, o kadar yüksek oranı yakmayalım yani, diye söylüyorum. Evet 1.92 olsa oran anlayacağım girilir de 1.42'lik maç değil girilir o maç. Maç değil değil mi o kadar kolay değil. Vallahi bu programın asıl amaçlarından biri bu işte. İkimiz de farklı şeyler düşünebiliyoruz. Başka noktalara mesela dikkat etmemiş olabiliyoruz. O yüzden ben mesela şimdi onu yaptım ama o kuponda Mesela bir tane de çıkartıp oynayacağım. Evet. Mesela geçen hafta Inter, Monza, Üst dedin sen. Ben Monza, Inter, Deplasman olmaz dedim mesela. Patır patır Üst geldi. Kaç? dört gol attı. İlk yarıdan geldi Üst. Tabii tabii. Çok da gollü yani oldu. Daha nereden da bakacağını bilemiyorsun. Aynen öyle. O yüzden böyle. Dinlediğiniz, ettiğiniz için hepinize teşekkürler. Haftaya görüşürüz. kalın. Bak burada gör. Bayanlar baylar güzel bir alışveriş gününden herkese merhaba. Ve alışveriş yüksek bir tempoyla başladı. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz. Şık bir perdeleme. Merve Trenchcoat'a doğru gidiyor. Aldı. Onu da aldı. Derken Merve iyi yükseldi. Ayakkabıları aldı ve son saniye. atışı. Sevgiliyle gidilen alışverişi eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Bilyoner. Maçın eğlencesi milyonere girdiğin an başlar.